Merhaba millet, yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz head move, yani MMA'de ne anlayacağınız, hangi hareketlerinden head movement'ı ilerletebilirim, kaçma hareketlerini geliştirebilirim. Size 3 tane örnek göstereceğim. Ve en sağlam örneği de üçüncüsü, en sevdiğim. İlk olarak göstereceğim süpürge sapı, bir eldiven, içine 10 kilo atlet ne bulursan doldur. Ondan sonra bir de havlu al eline, üzerinde kaydırma geçin. Şimdiki hareketimizi izle. Yavaş olarak göstereyim tam kameraya doğru. İskiflerken sol adım yukarıya doğru at, başımdan içe doğru çarptım. Sağ elimi de blok etmeye dedi. Eğer tutturursa, eğer kaçamazsam tutturursa blok etmeye gideceğim. Bir, iki. Adımım dışarıda, başım bu tarafta, ağırlığım bu bacakta. Şuradan sadece baskıyı veriyorum. Ağırlık komple sol bacağa biniyor. Bacağımın üst tarafında kalarak dönüyorum. Duran bir hedef çok çok daha basit vurulur. Yani nasıl duran bir hedefin aslında nişan alıp vurmak daha basitse, hareketli olan hedeften, aynı şekilde boksa da geçerlidir ya da MMA'de de. Durduğunuz an kolay bir alsınız. Hareketli olduğunuz zaman çok çok daha zor tutturulursunuz. İstediğiniz gibi hareket edin ama hareket edin. Önemli olan ileriye geriye, yani mesafeyi kısaltmak, uzatmak, sağ ve sola iskif. İleri geri sağ sol, ileri geri sağ sol. Bunu mesela ısınma yaparken yapabilirsiniz. İleri geri sağ sol. Sizin anlamanız gereken şu, köşeli hareket edeceğim, yıldız çizebilirsin, üçgen çizebilirsin ya da daire çizerek. Yani yukarı daire, aşağı daire, arkaya doğru, öne doğru, öne doğru daire, arkaya doğru daire. En iyisi de hepsini karıştırırsın, daire daire. O zaman rakibin hesaplayamaz. Senin ne yapacağını bilmiyorsun. Önde misin, arkada mısın? İki kere sağa kaç, sola kaç. Mesela önce daire çizin. Yukarı aşağıya, aşağı yukarı. Ön arka. Omuzları da hareket ettirmeyi unutmayın. Ve önden arkaya. Ondan sonra daire çizin, üçgen çizin, dörtgen çizin, Z çizebilirsiniz. Sonunda da karıştır. Z, daire, yıldız, öne daire, orke daire. Bu kadar basit. Evet. En sevdiğim iskif hareketi. Bunun için lazım olan sadece tek bir havlu. Ucuna düğüm atıyorsun. Ve tabii ki bir partner lazım. Partnerin sen karşısın. Çapraz şekilde yukarıdan aşağıya gelecek. Eğer onun sağ yukarısından sol aşağıya doğru geliyorsam, o zaman ses sağ tarafa doğru kaçması lazım. Aynen. Bu şekilde. Hop, hop, hop. Şimdi bana doğru gel. Bunu aynı hareketi ederken de çalışabiliriz, çalışabiliriz. Geriye, geriye. Hop, 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 hop.
Evet. Kimin öğrencisi? Maşallah. Böyle bastırıp durun efendim, misiniz? Tabii ki. Burada hiç anlaşmamız lazım. Ya o geriye gidecek, ben kovalayacağım. Ya da ben baskıyı kuracağım. O geriye gidecek. Ben geriye doğru kaçtım mıydı? O gelmesi lazım. Önemli olan şu. Hareketlerimi yaparken MMA için çok çok önemli bir şey. Ağırlığımı fazla geriye vermemem lazım. Ağırlığımı fazla geriye verdiğim an takedown çok çok basit olur. Ağırlığım önde kalması lazım ki hızlı bir şekilde aşağı inebilirim. Önde olduğu zaman ağırlığımı aşağı verecek. Head movement. O zaman çok çok daha çabuk arkaya doğru gidiyor. Spor yapmak daha basit değil. Geçen bana sordular. Diyorlar ki, abi onun adı iskif. Head movement değil. İskif geç. Dedim, lan dedim, sanki bir cc'de kilit mi yapıyorum diyor. Yok, triangle yapıyorum, amba yapıyorum diyor. Boksta öğrenmiyorum da niye bir cc'de öğreniyorsun? Evet millet, bir videonun daha sonuna geldik. Beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Abone olun, üye olun, aşağıya yorum atın, arkadaşlara yollayın, dağıtın, millet görsün, öğrensin. Ve önemli olan şu, aklınızda bulunsun. Büyük kulüplere gitmeye gerek yok. Çok çok paralar ödemeye gerek yok. İyi bir partner bulmak, iyi bir antrenör bulmak en önemli olan şey ve en önemlisi istek ve arzu. Gerekiyorsa havluyla, gerekirse tencere tavayla antrenmanımızı yaparız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.